Merhaba selamlar videoma hoş geldiniz bugünkü videomda iPhone 14 Pro Max kullanıcısı olarak iPhone 15 Pro'ya geçtikten sonra ne gibi farklar hissettim bundan bahsedeceğim. Müzik Takipçilerim biliyordur 7-8 ay gibi bir sürü iPhone 14 Pro Max kullandım ve belli sebeplerden ötürü telefonu sattım. Ardından bir S23, S23 Ultra serüveni olduktan sonra 15 Pro'yu kullanmaya başladım. iPhone 14 Pro veya Pro Max serisinden iPhone 15 Pro veya Pro Max serisine geçtiğimiz zaman ne gibi farklar hissederiz? Elimden geldiğince bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle şu detayı da vereyim. 14 Pro değildi. iPhone 14 Pro Max kullandığım için yani büyük olanı kullandığım için 15 Pro'ya geçmem biraz daha farklı oldu. Çünkü boyut farkı hissettim, hafiflik farkı hissettim, tekerle kullanımda çok fark hissettim falan. Birebir kıyaslamak için 14 Pro Max değil de 14 Pro kullanmam gerekiyordu. Şimdi biz iPhone 14 Pro Max'i niye Attık. Birincisi Lightning girişli olduğu için. Yani USB Type-C kullanmadığı için. Ve bir de ağır ve büyük bir telefon olduğu için. Normalde 15 Pro Max'i alabilirdim ancak çok komik olurdu. Çünkü 14 Pro Max'i boyutundan ağırlığından dolayı sattık. Kalkıp yine Max bir cihaz alsaydık komik olurdu. Tabi yine komik olmadı mı? Oldu. Gittik S23 Ultra aldık. Ancak S23 Ultra arkadaşlar ben merakım olduğu için aldım büyük olduğunu zaten biliyordum. Geçişte doğal olarak boyut farkını ve hafiflik farkını hissettim. Tekerle kullanım kolaylığı olarak gerçekten çok güzel bir cihaz. Ve özellikle titanyum kasa geçtiği için de hafiflik olsun boyut olsun o farkı fazlasıyla hissettim. Çerçevelerde biraz tabii ki inceltilmiş ancak kalın mı hala bana sorarsanız kalın yani çok da bir incelik ben göremedim. Çok bir fark göremedim. Ancak yine de çerçevelerde incelme olduğunu Apple belirtiyor. Benim kendi kullanımıma göre ben aman aman bir fark hissetmedim. Honor Pro Max'i kullandığım zaman ben beyaz rengini almıştım ve Honor Pro Max'in beyaz renginde kasa gümüş bir tonda parlak bir renge sahip. Çok fazla parmak izi tutuyor ve çok fazla çizilmeye müsait bir cihaz. Kılcağı çizikleri bile çok fazla belli ediyordu. Ki bu titanyum kasa olduğu için ve natural titanyum rengi olduğu için mat bir yüzeyden dolayı kesinlikle parmak izi olsun, çizik olsun belli etmiyor. Normalde 15 serisi ilk çıktığında titanyum kasa olduğu için çok fazla eleştiri aldı. Çok fazla parmak izi tutuyordu işte, boyası soluyordu falan diye baya bir kişi yazmıştı. Ben kullanalı bir aydan fazla oldu. Çok uzun sürede kılıfsız kullandım. Kasasında herhangi bir parmak izi muhabbeti falan görmedim. Yaşamadım. Tam tersi 14 Pro Max'e parlak olduğu için daha fazla yaşıyordum. Bunu belirtebilirim. Hissiyat olarak da fark var. Elinize alıp kılıfsız kullandığınızda o kalite farkını hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. Titanyum kasa olduğu için. Tabii ki bu titanyum, çelik, alüminyum bu meseleler bana kalırsa çok da böyle şey değil. Yani reklamcılık işte biz telefonun kasasını titanyum yaptık falan filan. Genelde bu tip şeylerde Apple öncülük ediyor. Xiaomi ile Samsung arkasından geliyor. Böyle olmazsa olmaz bir şey mi? Tabii ki de değil. Zaten hiçbirimiz bu telefonları kılıfsız kullanmıyoruz. 14 kullanan da, 15 kullanan 13 kullanan bence bu telefonu alsa kılıfsız kullanmaz. O yüzden titanyum olması veya olmaması çok bir şey değiştirmiyor bana kalırsa. Bu benim kendi görüşüm. Tek elle kullanımı çok kolay. Bir köşeden bir köşeye rahatlıkla erişebiliyorum. Tek elle kullanabiliyorum. İlla iki elle böyle tutmama gerek kalmıyor. Veya 14 Pro Max'te yaşadığım bu sürekli eldeki ağırlık hissiyatı tuğla taşıyor hissiyatını yaşamıyorum. Dinamikada da herhangi bir küçülme vesaire söz konusu değil. Bu cihaz dinamikada sizin gözlerinize biraz daha büyük gelebiliyor. Neden derseniz arkadaşlar 14 Pro Max'e ekran büyük olduğu için biraz daha çok fazla dinamikada böyle gözünüze çarpmıyor. Ama normal bir 14 Pro veya 15 Pro aldığınızda ekran daha küçük olduğu için dinamik adası da daha büyük gelmeye başlıyor. Bunu net bir şekilde belirtebilirim. Acaba 15 Pro'nun dinamik adası daha mı büyük falan diye bir hissiyat yaşadım. Çünkü dediğim gibi 14 Pro Max'in ekranı büyüktü. Dinamik ada biraz daha olsa ufak duruyordu ekranda. Bunun ekranı küçük olduğu için büyük duruyor. Hayatımıza bir de aksiyon butonu diye bir buton girdi. Eskiden biliyorsunuz bir switch vardı. O switch'i indirip kaldırdığımız zaman telefon sessiz alıyordu veya sesliği alıyordu. Sonradan Apple bunu değiştirdi ve aksiyon butonu olarak adlandırdığı bir tuş koydu buraya. Tabii ki bazıları aksiyon butonu diyor, bazıları eylem düğmesi diyor. Apple'ın ayar ayarlar kısmında eylem düğmesi olarak geçiyor. Ben sessiz mod olarak kullanıyorum. Neden dersiniz? Önceden de 14 Pro Max'e alışkanlık vardı ya sürekli sessize atıyordu. Şimdi değiştirince biraz farklı geliyor. Bir de 15 Pro'larda eğer bu özel değişirseniz ayarlardan denetim merkezine de sessiz alabiliyorsunuz. Yani eylem butonunu el feneri olarak ayarladığınız zaman bile tek tuşla isterseniz sessiz alabiliyorsunuz veya sesli alabiliyorsunuz. Birçok özellik var yani sessiz moddan odak ekleyebiliyorsunuz, feneri açıp kapatabiliyorsunuz veya çeviri kullanabiliyorsunuz. Birçok özellik buradan atayabiliyorsunuz. Bana sorarsanız çok ciddi bir özellik mi? çok ciddi bir fark mı? Değil arkadaşlar. Tabi bazıları için önemli olabilir. Mesela Tesla'sı olan adam kalkıp buna bir kestirme atıyor. Tuşa basıyor Tesla'yı açıp kapatıyor veya evin kapısını açıp kapatıyor. Benim böyle şeylerim olmadığı için bana çok bir şey değişmedi, çok bir şey katmadı. Ben yine sesli modda kullanıyorum. Honor Pro Max'te hissettiğim ve 15 Pro'da bana kötü gelen şeylerden de bahsedeyim. Bunu önceki videolarımda paylaşmıştım. Arkadaşlar 15 Pro'da sanki arka kapak cam değil de plastik gibi ses çıkarıyor ve geri bildirim veriyor. Hani hem hissiyat olarak hem ses olarak gerçekten de sanki plastikmiş gibi bir hissiyatı var. 14 Pro Max'e tıkladığın zaman tam bir cam hissiyatı alıyordunuz. O cam hissiyatını 15 Pro, 15 Pro Max kaybetmiş. Benim kendi görüşüm bu yönde yine farklı düşünüyor olabilirsiniz. Hatta şöyle bir bilgi de vereyim. 14 serisiyle 15 serisinin dayanıklılık testi videosunu izlediğimde dikkatimi çekti. Arka yüzü yerde olacak şekilde yere düşürüyorlar. 14 serisinde arka cam kırılmıyor, 15'te kırılıyor. Bilmiyorum artık nasıl bir sistem yaptılar burada malzemeden mi çaldılar ne yaptılar bilmiyorum. Sağlam olmadığını ve kaliteli hissettirmediğini söyleyebilirim. Kamera dizaynında herhangi bir değişiklik yok. Artık ben bu durumdan yakınıyorum. Yani ne olursa olsun Apple'ın artık şu kamera dizaynından vazgeçmesi lazım. Kötü mü? Değil. Ancak arkadaşlar yani yıllardır şunu görüyoruz. Bence artık ufak da olsa bir el atmaları gerekiyor. Şu ocak şeklinde kamera dizaynını değiştirmeleri gerekiyor. 14 Pro Max 15 Pro'nun kamera bölümü aynı. Ama 14 Pro Max daha büyük olduğu için kameralar 14 Pro Max'te daha ufak duruyordu. 15 Pro'nun kasası daha küçük olduğu için daha fazla böyle sanki telefon yarısı kameraymış gibi duruyor. Bunu da belirteyim. Ekran parlaklığı olsun, ekran kalitesi olsun, bunlarda kesinlikle bir fark yok. Yani 14 Pro'da kullansanız, 14 Pro Max'te kullansanız, 15 serisine geçince hayatınızda hiçbir şey değişmeyecek. Bir sıkıntı yaşadım. Mesela 14 Pro Max kullandığım zaman istediğim ekran koruyucu cihaza takabiliyordum ve hiçbir şekilde cihazın dokunmatiği etkilenmiyorduk. Ne olursa olsun kalın ekran koruyucu olsun, ince ekran koruyucu olsun fark etmez. 14 Pro Max e ekran etkilenmiyor. Ancak 15 Pro'da kalın canlı bir ekran koruyucu taktığınız zaman acayip bir şekilde telefonun ekran hassasiyeti düşüyor. Ben şu ana kadar belki 4-5 tane ekran koruyucu değişmişimdir. En sonunda gittim Zore'nin en ucuz ekran koruyucusunu aldım. Onda bir etki olmadı. Herhangi bir zarar vermedi cihaza. Ama ondan önce taktığım bütün pahalı ekran koruyucuları Dokumatik bozdu. Dokunmatik çalışmıyordu. En ucuzunu en incesini aldım. Sorun çözüldü. Niye böyle bir şey yaşattı bana bilmiyorum ama 14 Pro Max'e herhangi bir şekilde böyle bir sorun yaşamamıştım. Şimdi biliyorsunuz bir de bunda A17 Pro işlemcisi kullanılıyor. Arkadaşlar performans olarak oyun performansı olsun. Diğer noktalarda da olsun. Yine hiçbir fark hissetmedim. Normal bir kullanıcı da yine hissetmeyeceğini düşünüyorum. Çok çok aman aman dağlar kadar farklar bulunmuyor. Fark ettiğim en temel farklardan bir tanesi iPhone 15 Pro'nun kesinlikle ısındığı yönünde. Yani 14 Pro, 14 Pro Max'e ısınıyordu ancak bu kadar fazla ısınmıyordu. Tabii ki de her kullanıcıda bu durumlar yaşanmayabilir. Benim kullanımımda ısınan bir cihaz. Başka bir kullanıcı daha farklı kullanır, ısınmaz. Özellikle CapCut ve VN üzerinden edit almak istediğim zaman 4K 60 FPS editlerde render alırken çok fazla ısınıyor. Özellikle ekran kısmı baya bir ısınıyor ve bu kullanıcıyı rahatsız ediyor. Kameradan da biraz bahsedelim. Ayarlardan kameraya girmek istiyorum. iPhone 11 Pro Max'in kamerasından memnun oldum. Güzel bir kameraya sahipti zaten. Bu cihazın da çok çok ciddi faktör olduğunu düşünmüyorum. Burada ek olarak gelen özellikler neler? Fotoğraf modunda 24 megapiksel geldi. Artık 24 megapiksel çekimler yapabiliyor. Yani sensörümüz 24 megapiksel. Bu 48 megapiksel olayını zaten birçoğunuz biliyordur. Bahsetmeme gerek yok. Buradaki ikisi bağımsız şeyler. 48 ile 24 birbiriyle bağımsız. Bir de fark ettiğim en temel şeylerden bir tanesi ana kamerayı 24 mm, 28 mm ve 35 mm olarak değiştirebiliyorsunuz. Onu da hemen şöyle göstereyim. Bakın fotoğrafa geçtim. 1x'in üzerine tıklıyorum 28 mm. Tekrar tıklıyorum 35 mm. Tekrar tıklıyorum 24 mm. Bunu kayıpsız bir şekilde yapıyor. Yani benim kendi testlerime göre öyle hissettirdi. İsterseniz de böyle direkt diğer kameralarda geçebiliyorsunuz. Kamera geçiş hızlarında da bir fark hissettim. 14 Pro Max'i oranla bence biraz daha akışkan geçiyor. Ben akışkanlığını beğeniyorum. Kameralar arasında geçiş hızı gayet güzel. Kamera noktasında böyle hayatım değişmedi, dünyam değişmedi. Ufak tefek farklar tabii ki de bana hissettirdi ama 14 Pro Max arasında dünyalar kadar fark var mı derseniz tabii ki de yok arkadaşlar. Öyle bir beklentiniz varsa zaten sizi üzecektir. Sinir olduğum bir noktadan da bahsedeyim arkadaşlar. 14 Pro Max'te 3x sinematik video kaydı yapabiliyordunuz. Ancak 15 Pro'da 1x ve 2x yapabiliyorsunuz. 3x yapamıyorsunuz. 2x'e basıp Şöyle çektiğiniz zaman 3x'i dijital olarak yapıyor. Ya ben bu mevzuyu anlayamadım yani neden böyle bir şey yapmış Apple? Neden bir önceki seri cihazında 3x kayıt varken yeni çıkardığı cihazında 3x kayıt yok bilmiyorum ve çok saçma bir durum. Bununla ilgili bir bilgisi olan varsa mutlaka benimle paylaşın. çünkü gerçekten merak ediyorum. İnternette araştırdığım zaman herhangi bir bilgiye rastlayamadım. Çok detaylı bir kullanıcıysanız ufak tefek farklar hissedersiniz. Ben hissettim ama geçiş için değer mi? Tabii ki de değmez. Zaten benim geçişimdeki ana sebep ekran veya kamera veya performans değil. Benim buradaki geçişimdeki tek sebep Type-C olmasıydı. Yani sizin için belki Type-C olması bir şey ifade etmiyor olabilir. Ancak ben içerik ürettiğim için arkadaşlar Type-C benim için çok çok önemli oldu. Eğer Type-C olmasaydı geçmeyecektim. Type-C olduğu için zaten aldım. Bir de pil performansı noktasında tabii ki farkları hissettim. Sonuçta 14 Pro Max büyük bir cihaz. Batarya kapasitesi daha yüksek. Onunla daha uzun pil süresi alabiliyordum. Boyutundan kaynaklı daha az alıyorum arkadaşlar. Çünkü rakibi zaten 14 Pro Max'in pil konusunda 15 Pro Max'tir. Kıyaslamak pek doğru olmaz. Telefon küçüldüğü için batarya Sarı'ya küçülüyor. Mantıken yani o yüzden pil konusunda bir yorum yapmayacağım. Ben yurt dışı olarak aldım. Arada tabii fiyat farkı var. 14 serisi 15 serisinden en az 10 bin lira daha ucuz. Yurt dışı olarak söylüyorum. Türkiye olarak değil. 14 serisiyle 15 serisi arasında 10 bin liraya yakın bir fiyat farkı var. Tabii bu yurt dışında var. Türkiye için söylemiyorum. Ee, hani kaçak diye tabir ettiğimiz cihazlarda bu şekilde. Değer mi? Normal bir kullanıcı için kesinlikle değmez arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Dediğim gibi sadece Type-C olduğu için ben geçiş yaptım. Normal bir kullanıcının Type-C'den veya Lightning girişinden Herhangi bir faydası olmaz. İçerik ürettiğim için type olması benim için önemliydi ve 15 Pro aldım. 13 Pro kullanan biri 15 Pro'ya geçmesin. 14 Pro kullanan biri 15 Pro'ya geçmesin. Çok çok ciddi şeyler hayatında değişmez arkadaşlar. Titanium kasadır işte aksiyon eylem butonudur. Titanium kasaları böyle çok çok ciddi farklar değil bence. Zaten kılıf taktığınız zaman bunların farkını hissetmiyorsunuz ki ben de şu anda zaten aktif olarak bir kılıfla kullanıyorum ve bana 14 Pro'dan herhangi bir fark hissettirmiyor. Videom bu şekilde de ufak bir şekilde böyle 14 Pro Max'ten geçtikten sonra neler hissettim sizlere böyle ufak da olsa anlatmaya çalışım arkadaşlar. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.